Hepinize yepyeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Hazırlandım. Bugünkü makyajımı çok beğendim yalnız. Kaşlarımı falan şekillendirdim. Saçımı çok beğenemedim. Çünkü çok terliyorum. Çok sıcak arkadaşlar hava. Üstümden şöyle topuz yaptım. Makyajım güzel oldu ama cuk oturdu. Beğendim bu sefer. Şimdi birazdan çıkacağız. Aile'nin 4. ay aşıları var. Aile 133 günlük oldu. Daha önce yaptıracaktık. Bundan bir 5 gün önce falan. Ama ücretli bir aşı vardı arkadaşlar. Bexora diye sanırım. İsmi o şekildeydi. Yanlış hatırlamıyorsam. Eğer yanlışsa doğrusunu şu aşağıya bir yere yazarım. Doğruysa yazmam. Biz onu yaptırdık işte bir 5 gün önce falan. Aslında hepsini yaptırmak için gitmiştik. Hemşire de dedi ki hepsi aynı anda olmaz. Ağır gelir çocuğa. Çünkü Bexora zaten ağır bir aşı dedi. O yüzden biraz üstünden zaman geçsin dedi. Bir 4-5 gün civarı. Daha sonra gelip 4. ay aşılarını da yaptırabilirsiniz demişti. Bu arada biz ücretli aşıların hepsini yaptırıyoruz. Aranızda soracak olanlar varsa. Rotavirüsü ve meningiti yaptırdık ilk dozlarını. Şimdi bu Bexora aşısını yaptırdık ve devamında yine rotavirüsün ikinci dozu, meningitin ikinci dozu falan o şekilde ilerleyeceğiz. Her ay neredeyse ücretli aşıları çıkıyor Aylin'in. Yaptırmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Yani ben yaptırma taraftarıyım. Yaptırmayanlara da saygım sonsuz tabii ki de. Aşı olayı çok farklı. Geniş bir konu. Sizler de araştırıp yaptırmanızı tavsiye ederim. İlla ben yaptırıyorum diye bir başkasının bu şekilde yapması gerekmiyor. Sakın şey düşünmeyin. Aile'ye aşıların hepsi yapılıyor. Biz de yaptırmamız lazım falan gibisinden. Doktorunuza danışın. O şekilde ilerleyin. Biz o şekilde yapıyoruz. Şimdi çıkacağız. Annem, babam, ben gidiyoruz. Aile gerçi uyuyor şu an ama o uyandığında büyük ihtimalle çıkarız diye düşünüyorum. Çünkü öğlen uykusuna yattı şu an. Uyku düzenimiz yavaş yavaş oturuyor arkadaşlar. Yani ilk başlarda çok böyle dağınık uyusa da, saatleri değişik olsa da şimdi cuk oturmaya başladı. Hatta uyku arkadaşı edindik. Deneyelim dedik. Uyku arkadaşıyla nasıl olacak? Nasıl alışırsa o şekilde gidiyor arkadaşlar. Dedik ki biz de bir battaniye, bir yastığa, bir yatağa mecbur kalmasın. İşte yanında uyku arkadaşı olsun. En azından çantaya attığımızda gittiğimiz yerlerde daha rahat uyuması açısından. İşte Ali'ye ebebekten aldığım birkaç bir şey var. Şapka tarzında işte bu kafasını tam kapsayan bandanalar oluyor ya. Onlardan almıştım. Onları falan gösteririm. Ama bugün başka bir planımız daha var. İşte o yüzden bu hazırlığım. Kemeraltı'na gitmeyi düşünüyoruz arkadaşlar. Hesaplı AVM'ye bayağıdır gitmiyorum. Birkaç bir eksiğim falan var. Onlara bakacağım. Eğer fiyatlara da uygunsa almayı düşünüyorum. O şekilde şimdi çok terledim. Biraz soluklanayım. Daha sonra da artık çıkınca tekrardan sizlere açacağım. Evet, biz çıktık arkadaşlar. Aile uyuyordu, uyandı. Gözleri şişmiş bakın. Güzel kızım. Günaydın. O gözler ne ya? Kombinine bakın arkadaşlar. Bugün çok tatlı oldu benim kızım. Üstüne bu lacivert tişörtü askılı. Altına da böyle bir iç çamaşırı onu giydirdik. Çok tatlı oldu benim kızım. Burada annemle babam var. Evet. Merhaba. Siyah görünmüyor. Güneş ya baba. Arabanın içi karanlık çıkıyor. Yaşıyorum, sen ne yapıyorsun? Sıcak. Çok sıcak ya hava. Araba sürmeye çalışıyor. Kıyamam ya. Direksiyon falan yanıyormuştur he. Evet. Güneşte kaldı araba ya ondan. Akşamdan gölgeydi ama ertesi gün düşünmeden koyduk. Olsun. Şimdi sağlık ocağına gidiyoruz. Çok sıcak. Çok terliyorum şu an. Aşırı derecede. Evet, geldik. Hadi. Sağlık ocağına. Geldik. El ya. Hadi kıyamam bakalım ben ona ya. Ama sağlık için. Öyle. Aşılar yaptırılacak öyle şimdi. Ya. Babam orada bizi bekleyecek de. Şurası sağlık ocağı. Girelim bakalım. Aşılarımızı yapalım. İnşallah ebe vardır. Şimdi. Öğleden sonraya kaldık ama yapacak bir şey vardır vardır. Evet, geldik kızım. Aşımız da orada. Hazırlanıyor. Gazımız da çıktı. Oo. Daha mutlusu yok. Aşkım. Ne güzel yakıştı sana üstündeki evet ya. Aşılarımız bunlar demek. Evet. Karma aşı var. Başka zatürre ve karva. İki bacaktan gidecek. Acıcaz biraz. Biraz acıcak. Kıyamam. Sakinleştiririz. Olur olur, bir şey olmaz. İyi olur. Hemen alışkın o, dirençli. Dirençli, evet. Evet, ben hazırım. Hazır mısınız? Evet. O zaman şuraya yatırıyoruz. Aile daha hazırsa. Kafası bu tarafa gelecek değil mi? Yok, bu tarafa gelsin. Tamam ya. Tamam. Sen kamerayı tut anneciğim. Tamam, sen de bacaklarını sıkın. Ben Aile'yi tut. Ağlayacak kızım benim ya. Kıpırdamasın anneciğim, dikkat et. Kuzum.
Anne. Bir tane. Yok annem bir şey yok. Yok. Piş 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 piş. Aşkım. Yok bir şey anne. Geçti. Güzel kızım. Uyak uyuyor ya. Maşallah. Öbürü yatacak biraz. Öbürü birazcık. Önce yapmayalım. Hayır anne. Evet. Al bakalım. Memen al. Hadi sesimizi duyabiliriz. Evet. Babam iyi bağırıyor mu? Sesin güzel mi kız? Oho, bülbül gibi. Allah. O biraz yaktı. Tamam. Annem. Bir şey yok. Tamam. Bir şey yok. Geçti. Bitti. Bir tane. Kuzu. Annem. Sesi gürmaş. Annem. Ah gözyaşına kıyamam. Tamam annem. Acıdı annesi. Tamam. Bak. Burada ne varmış? Ay cici. Burada ne varmış? Güzel kızım. Aşkım ya, sen niye ağlıyorsun ya? Ama bitti değil mi? Acımıyor artık. Şimdi demir ilacı alacağım arkadaşlar. Sideferin. Hemen şu eczaneden alayım geleyim. Eczaneden çıktım şimdi ama maalesef damlası kalmamış. Yani demir ilacının damla şeklindeki formunu onu alacağız ama buradaki eczanede kalmamış. Sideferin. Yani doktorumuz o şekilde onu yazmıştı. Evet, babamı göremedik de. Ona artık bir sonraki eczaneden falan alırız. Yani bizim oradaki eczanede vardır mutlaka. Şimdi babam geliyor. Artık buradan Kemeraltı'na gidiş yapacağız. Evet. Gezeceğiz. Annem hesapla AVM'ye girmemiş hiç. Ben girmedim şöyle. Bir gidelim bakalım. O ne ya? Ay inanmıyorum ya. Ben de diyorum nereye gitti bu? Teşekkür ederim. Oo yanıyor. Yanıyor dostlarım. Şimdi Kemeraltı tarafına geldik arkadaşlar. Ali uyuyordu, uyandı çünkü altına yapmış. Arabada hemen altını değiştirdi. Güneş geliyor arada be, gözünü falan kırpıyor. Uyanıyordur yani seslerden dolayı. Hiç hatırlamıyorum. Yaşa git bak bir. Şu sokaktan gidince zaten Kemeraltı'na geçiş. Ben şuraya gölgeye geçeyim. Şurada bekleyelim. Babam arabayı kilitleyip kilitlemediğini anlayamamış. Ay bu niye karanlık kız? Kız ben niye böyle oldum? Ay korktum. Önce bir kahve içelim dedik. Kahvaltı yapıp çıktık çünkü. Evet anneciğim buradan. Annem babam ben. Güzel bir kahve içeceğiz. Her yeri kasmışlar. Öf. Sanırım doğal gaz geliyor arkadaşlar. Her yer böyle taş. Çok fena tozlu anne burası ya. İlkokul arkadaşıma denk geldim. Çiçek evet. Bir değişik hissettim. Haftaya düğünü varmış. Çağırıyor ama. İnşallah gidebilirsek gideriz. İnşallah. Bilmiyorum. Bakacağız. Nereye oturalım anne? Bizim her zaman oturduğumuz yer vardı ya. Şu ileride miydi o? Mehmet Efendi. Neresiydi o? İsmi vardı. Meydanlık alandaydı böyle. Şöyle şurada. Aynen bir gidelim bakalım. Teşekkür ederiz. Yürü. Türk görmeyeli çok uzun zaman oldu. Gel abla. Anne de orada dursun. Aynen. Şöyle çevir kendine doğru. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. 3 tane orta değil mi? Evet. 3'ü de orta mı olsun? 3'ü de orta. Hoş geldiniz tekrar. Çok sağ olun. Onun indi gibi geliyordur o. Thank you.
Evet, kahvemizi içtik arkadaşlar. Şimdi kalktık. Ali'ye yatıracağız. Aynen. Ben hemen böyle müsait bir yer buldum. Ali'yi emzirdim. Şimdi çünkü hesapla AVM'ye gideceğiz. Bayağıdır gitmiyorum yani. Uzun zaman oldu. Şimdi gidelim, gezelim bakalım. Ama kahve çok iyi gitti. O çalan abiler de çok iyi çaldı. Tam denk geldik yani. Nasıl keyifler? Çok iyi, çok iyi. Evet. Sana şapka yakıştı ha. Sağ ol canım. Hüseyin'in flamingo şapkası. Ailenin de uykusu var gibi ama. Yok gibi de var gibi de. Yerleri de kazımışlar önceden, böyle değildi. Doğalgaz gelmiş herhalde. Şöyle bakın. Hadi girelim. Solda anneş. Ha burası. Girilir inşallah, böyle çok kalabalık değilse. Rahat gezebiliriz. Tamam. Bunlar aynı yerinde duruyor. Her geldiğimde burada. Hep beraber gezemiyoruz arkadaşlar. Çünkü bunun merdiveni var. Asansörü yok buranın. Şimdi babam Ali'ye bakıyor. Ben de bir iki tava aldım. Bir de şey aldım. Buharda pişirmek için oluyor ya tel. Ondan aldım. Göstereyim size. İki tane de çedarlı bardak aldım. Şimdi bu ilk kattayız biz. Burayı bir gezelim. Az önce size açamadım maalesef. Çünkü çok kalabalık. Burası da çok kalabalık. Ne kadar onun fiyatı? 100 lira. Teşekkür ederim. Evet. Ayşe Karama. Tamam. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Şu bardaklar çok hoşuma gidiyor ya. Evet. Hepsinin alasım geliyor. Her rengi. Çok güzel. Mor falan. Yeşil falan. Baksana. Şu renk çok güzel ya. Evet. Su yeşili sanırım. Evet. O zaman çıkıyor muyuz? Çıkıyoruz. Evet. Hadi çıkalım o zaman. Köfteci Veli Bahri diye bir yere oturduk arkadaşlar. Kaşarlı köfte. Böyle karışık köfte söyledik. Sanırım onun 3 tanesi sade, 3 tanesi kaşarlı diye görüyorum şu an. Bu biberler büyük ihtimalle acıdır. Onları babam yer. Şimdi ortaya bir tane piyaz söyledik. Piyaz. Sıcacık ekmekler geldi. Babam da yine karışık. Onun iki acılı var bir tane. Köfte söyledi. Şimdi Hüseyin gelecek. Hüseyin geliyor, iş çıkışı. Buradaymış. Bu taraftaki ofistelermiş. Toplantısı vardı onun bugün. Birazdan buraya gelir, o da yer büyük ihtimalle. Evde bir de yemekle mi uğraşacak? Öyle düşündük arkadaşlar. Çünkü geç oldu. Eve gidip yemek kim yapacak yani? Bakalım kim geldi. Sürpriz yumurta. Sürpriz. Hoş geldin aşkım. Siz de işe yemeğe. Evet doğru. Hüseyin işleri bu kemer altı civarında. Sanırım aşı yerleri ağrıyor ya. Ya da sıcaklıyor mu bilmem ki. Sol bacağı çok acı. Biz yedik bitirdik arkadaşlar babamla. Gömdük valla. Hüseyin yeni başlıyor. Allah çok yoruldum ha. Çok yoruldun anneciğim. Evet ayaklarım ağrımış nedense. Öyle çok fazla da yürümedik aslında ama. Önce annem ne almış onu göstereyim. Bir tane göstersem yetecek zaten. Buradan 6 tane aldı arkadaşlar. Böyle. Baharatlık. Çok tatlı duruyor ya. Cam bir de. Vakumlu. Şimdi çift çedarlı bardaklarımı göstereceğim size. Çok tatlı ya. Çok beğendim bakın. Tanesi 70 TL'ydi. Bundan 2 tane aldım arkadaşlar. Hatta şunları poşetinden çıkarayım ben. İşte arkadaşımla veya Hüseyin'le kahve içerim diye. Double kahve sevenler için. Çok güzel. Çok beğendim. Böyle bir şeyim yoktu evde. Almak da istiyordum açıkçası. İyi oldu. Şimdi şu buharda pişirme sepetinden aldım. Onu sizinle paylaşacağım. Bu Ekkada döneminde işte bebekler sebzeleri, meyveleri falan haşlanarak püre halinde. Hatta çok püre yapmayın diyorlar. Böyle birazcık daha pütürlü kalsın diyorlar. İşte o şekilde pişirme yöntemi olarak buharda pişirmeyi öneriyorlar. Şu şekilde yani bunu tencereye koyuyoruz. Şöyle bir şey. Bunu tencereye koyuyoruz. İçinde bunun yiyecekler buharında pişiyor. Böyle çok gereksiz makineler var. Buharda pişirme makineleri falan. O kadar büyük şeye gerek yok arkadaşlar bence. Eğer böyle aklınızda başka bir şey varsa siz de benimle paylaşırsınız. Çok sevinirim. Benim aklıma bu geldi. Bir tane şöyle bir tava aldım. Normal bir tava. Benim beyaz bir tavam vardı arkadaşlar. Onu ben telle hadi dedim şöyle dibini çıkarayım falan diyerekten düşündüm ama bildiğiniz çizdim. O çizildiği için o tavayı atacağım. Kullanmıyorum zaten. Atmadığımda duruyor da öyle. Bunu kullanırım diye düşündüm. Tava 90 TL. Şu kaşık 5 TL. Buharda pişirme sepeti kaçtı? 80 TL'ydi. 79.99'du. Bardaklarda 70-70 140 TL. Başka da bir şey almadık. Bu kadardı arkadaşlar. Şimdi ben bunları yerleştiririm. Bir de şey, geçen de Ebebe'ye gittik. İşte Ali'ye aldıklarımızı göstereyim size. Şöyle hemen hızlı hızlı göstereyim. Yakalık aldık. Şu şekilde üçlü.
tanesi 40 TL, üçlü fiyatı 120 TL. Çok tatlı bunlar. Alya'nın artık ağız suları, salyaları aktığı için böyle bir şeye ihtiyacımız vardı. Hem yemek yerken et gıda döneminde falan da kullanırım diye düşündüm açıkçası. Pratik oluyor bunlar. 3 tane aldım. Birkaç tane daha var. Belki yeterse almam, yetmezse alırım diye düşünüyorum devamında. Şöyle bütün kafasını kapsayan bandanalar oluyor ya arkadaşlar. Bunun adı ne bilmiyorum da. Bir tane de böyle bir yeşil rengini aldım. Bu da fiyonklu. Bir tane de lacivert bir şapkası var ama o yıkanacak sanırım. Bir de şunları aldık Evebek'ten. Bizi bunlar. Bu 6 aylık. Şöyle biraz büyük aldım ben. Yaza doğru da olsun diye Ağustos ayında falan. 2 tane 3 aylık aldım. 4 tane de 6 aylık aldım. Ertesi günden selamlar arkadaşlar. Tekrardan birazdan hazırlanacağım. Birlikte makyaj yapalım istedim burada. Dün biliyorsunuz kemer altını falan gezmiştik. Bugün de evdeyiz. Evdeydik yani bütün gün. Sabahtan beri annemle iş yapıyoruz. Yani video çekmiyorum sizlere çünkü çok fazla terliyoruz. Saçlarım başlarım o kadar ter içinde kalıyor ki sizlere anlatamam. Yaz aylarında bir temizlik videosu çekmek bana göre bir iş değilmiş, onu anladım. Ama kışın bol bol temizlik videosu gelir. Gamze'lerle buluşacağız. Gamze biliyorsunuz psikolojik danışman arkadaşım. Onunla buluşacağız. Eşi gelecek. Hüseyin, annem, ben birlikte onlarla buluşacağız. Şimdi öncesinde şöyle güzel bir makyaj yapalım. Ve hiç daha duş alacak vaktim yok. Gelince duş alacağım arkadaşlar. Saçlarımı sadece taradım ve şöyle arkadan topladım. O kadar dökülüyor ki saçım. Az önce tararken falan böyle bir tutam saç geliyor elime. Çok üzülüyorum aslında ama şu PRP işlemine de bir an önce başlayacağım büyük ihtimalle. Ayla 6 aylık olsun, şöyle bir ek gıdaya geçsin. Sonrasında başlamam daha doğru olur demişti doktorum. O yüzden ben de o şekilde düşünüyorum. Bu arada buraya ışık koyacaktım ama üçlü priz falan çok uğraştıracaktı. O yüzden böyle biraz böyle idare edebiliriz bence. Zaten sürekli yaptığım makyajı yapacağım. Hadi dedim, bu videoda da makyaja yer vermediğim için sanırım vermedim. O yüzden böyle güzel bir makyaj videosu da çekmek istedim. Araya sıkıştırayım dedim. Hem sizler de seviyorsunuz. Light markasının fondötenini süreceğim. Çok değil diyeceğim ama yine her yere dağıtmak gerekiyor. Çünkü renk ton eşitsizliği oluyor. Şu fırçayla şöyle geçiyorum arkadaşlar. Gözümün altına denk getirmemem lazım. Beyazlık kalsın. Fitbit'in kapatıcısını kullandım. Şunu 05 numarasını arkadaşlar. En açık rengi bu. Göz altlarım için bunu kullanıyorum. Kapatıcı almıştım yeni. Onu da ara sıra kullanıyorum. O neredeydi? Onu bulamıyorum şu an. Beyun'un. Şunu kullanıyorum. Bu da sanırım en açık rengi. Biri bitmeden diğerine başlıyorum. Bende de öyle bir şey var. Neyse. Şöyle oldu. Üstünden de pudra geçeceğim. Sabitleyeceğim. O da yine Light markasının pudrası. Bunu Sevim vermişti bana. Ben aslında bunun bir ton açığını kullanıyordum. Bir ton koyusu da oluyormuş bana. Bir de cilt bakımına gitmek istiyorum arkadaşlar. Yani gidesim var açıkçası. Doğum lekelerim, işte yüzümde her şey var. Sürekli gidilen cilt bakımlarına, seanslı olanlara falan gitmek istiyorum. Bakalım artık zaman bulabilirsem Alya'dan. Bir ara gitmeye çalışacağım. Hüseyin ilgilenir işte o sıra, ya da annem sürekli gelip gidiyorlar zaten. Öyle olursa olacak ama bilmiyorum. Yine bu Light markasının göz farını yeni almıştım. Çok güzel renkleri. Bayıldım renklerine. Şöyle yakından göstereyim. Buradaki şu açık renk var ya, onu süreceğim şimdi. Şu gözümün iç kısımlarına. Şöyle eğiliyorum. Işık geliyor arkadaşlar. O yüzden siz de daha net görün diye. Uçlarına da şu hemen yanındaki kahverengi simliden süreceğim. Çok güzel renkleri. Yani bu fara bayıldım ben açıkçası. Bakın. Bugün neler yaptık? Biz biraz detaylı temizliğe giriştik arkadaşlar. Yani dolap içlerine kadar giriyoruz annemle. Onlardan bahsedeyim size. Mutfağı temizledik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Annemler de babama geçirmeye gitti. Babam Salih'e gidecek. Birkaç işi var. Bugün de annemin doğum günü arkadaşlar. Az önce Hüseyin iş yerinden gelirken pasta getirmiş. Sürpriz yaptı anneme. Çok mutlu oldu annem. Yine bu Light markasının şurada highlighter kısmı vardı. Kırıldı ve ben de onu tamamen çöpe attım. O yüzden hemen yanındakileri şöyle iki karıştırıyorum. Şöyle çekiyorum. Şöyle hemen burnumun üstüne geçiyorum. Şimdi Meliha Hanım'ın kaş şekillendiricisi var. Ondan bir kaşlarıma şöyle şekil vereceğim. Evet, başka ne kaldı süreceğim? Rujumuz kaldı. Hemen rujumuzu da sürelim. Anneş. Efendim anneş. Ne yapıyorsun canısı? Ne yapayım? Ruj süreceğim ve makyajım bitiyor. Sonra da üstümü zaten giyindim de altıma bir şeyler geçireceğim. Güzel olmuşsun.
Olmuş muyum? Teşekkür ederim. Evet canım. Bir çerçeve falan yapamayacağım arkadaşlar. Şöyle ışıkta göstereyim. Gayet de iyi. Yani akşam olduğu için ister istemez gün ışığımız olmayacak. Dışarı çıktığımızda zaten hava kararmış olacak arkadaşlar. O yüzden şöyle göstereyim size. Güzel bir makyaj oldu. Şimdi altıma pantolon değil de şort giyeceğim. Krem biten şortum var. Onu geçireceğim. Bu arada bu dolapların işlerini de yaptım. Gardırobu falan. Onu da dünden önceki gün yapmıştık annemle. Böyle parça parça yapıyoruz. Dün çünkü gezdik, ettik. Aylin aşıları falan vardı biliyorsunuz. Bugün de dedik ki mutfağı falan halledelim. Annem bütün evi temizledi, süpürdü, süpürgeyi tuttu falan. Başka ne yaptık biz bugün? Annem, babam da Ali'ye baktı arkadaşlar. Bugün babamdaydı o iş. Çocuk bakıcılığı yaptı. Sağ olsun, Allah razı olsun. Temizliğimiz ama devam edecek. Duvarları falan sileceğiz annemle. Onu da yarın falan yaparız ya da bugün gece yaparız birlikte. Sizlere de açabilirsem açarım. O şekilde. Şimdi hemen biz çıkalım, hazırlanalım. Babam gitti zaten Salihli'ye. Hüseyin, annem, ben hazırlanacağız. Annem hazır. Hüseyin üstünü giyinecek. Ben de altımı hemen dediğim gibi krem şortumu geçireceğim. Sonra da çıkacağız. Artık Gamzelerle buluştuğumuzda görüşürüz. Evet, Seyir Tepesi'ne geldik. Fotoğraf çekiniyoruz, video çekiliyoruz. Video muyuz? Olsun. Ya video almıyor diye. Ekran almıyor diye. Ha, tamam canısı. Ali uyudu kaldı arabada. Bakın. Uyanır mı uyanmaz mı bilmiyorum. Yoksa gece uykusuna mı yattı yani? Hiçbir fikrim yok canım. Ama uyanır ya. Uyanır. 1-2 saat sonra uyanır diye düşünüyorum. Şimdi Gamzeler daha gelmemiş. Yoldalar. Onlara burası biraz uzak arkadaşlar. Trafik falan varsa eğer büyük ihtimalle ondan takıldılar. Gelemediler henüz. Biz Seyir Tepesi'ne yakın oturuyoruz biraz. Oo, şu an o kadar güzel ki ışık. Gün batımı ya şu an. Işık çok güzel geliyor. Mükemmel. Akşam güneşi. Evet. Akşam güneşi güzele vurulmuş. Hepimiz güzeliz. Burada düğün salonları falan var. Canım benim. Seyir Tepesi'ni anlatıyordum da. Burada neler var neler yok diye. Ben de ilk defa geliyorum sizin sayenizde. Evet, biz de ikinci kez geliyoruz zaten. İzmir ayaklarınızın altında. Şöyle çekeceğim. Ters ya, ben şöyle geri gelmek istedim. Demiştim size İzmir ayaklarımızın altında. O kadar güzel yerdeyiz ki şu an. Çok güzel esiyor. Tam gün batımı. Çok güzel esecek şimdi, hiç terlemeyeceğiz. Güzelliğe bakar mısın? Evet. Çok iyi. Ya. Bayağı iyi. Yakınlaştırmak isterim ama zaten görüyorsunuz siz de bence. Mükemmel. Evet. Gün de batıyor şu an. Evet. Ay ay ay. Kardeşim. Ya. Nefretim. Oh, canımın içi. Hadi. Çocuğum uyumuş benim. Kocaman. Evet. Yine bak yine küçük. Nasıl uyudu? Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ya bir şey yapacağım, dur bir ya. Sus sen, sus sonra konuşursun. Ne yapıyorsun? İyiyim teyzeciğim, sen ne yapıyorsun? Evet, uyuyor. Uyuyor, kalkıyor. Evet. Herkes ona... Ben de özledim. Ya. Teyzem son günlerin. Evet, az kalsın. Bol bol izlersin YouTube'dan. Çok tatlı ya. Bak sen böyleydin, tamam mı? Buradaydın. Enişte hoş geldin. Evet. Ya. Takmış altınları takmış. Öyle gelip de konuştuk. İyiymiş. Ay. Çok bol kahkahalı yine günlerim. İnşallah sağ ol. Ay. Ben yana başıma. Siz yine orada oturun. Biz kimiz? Ben de gel buraya. Biz de annenle orada oturun. Anneler orada otursun. Biz de gerçi anneyiz de. Unuttum ya. Onlar tecrübeli anne. Uyansın kanka, seversin. Evet. Ya, şimdi devam edebilirsin konuşmaya. Evet arkadaşlar. Buradan ne? Ben de çıkmışım ben de. Evet artık güneş şey oldu. Bak artık şey atıyor değil mi böyle? Sert tekmeleri çok var. Bak sen şuraya nesin mi? Aa burada şu an. Poposu. Poposu, ayaklı. Şurada poposu olabilir. Ayakları şurada olabilir. İyi, sen de isteyin. Ayrıca sana tekme söyledi. Şimdi Dine babama tekme atsın. Nasıl en son? O, bir şey söyleyeyim mi? Sana geldikten 4 gün sonra doğum yapmışsın Ayşe. Dün gece bir şey anlamadım ona bak. Diyordun ya, ben diyordum ya. Kızım ben geleceğim, sen sonra hani o gün doğuracağım falan. Aynen hatırlıyorum. Geldi 4 gün sonra. Doğru. Ben o sıra herkesle görüştüm kanka. Son günlerim ne diye. Evet, ben de ya, sağlıklı inşallah. Anneanne,
ikinci anneanne adayı. Evet. Adayı da. Dur da adayım. Bugün arkadaşa söyleyeyim mi? Resimlerle diyorum ilkokuldan sonra diyorum arkadaşlar yoluna geldi. Annesiyle de tanışıyordu. Çok iyi oldu ya. Resimlerde yine daha iri gözüküyor. Bir tane daha yine küçük tamam. Büyüdü ama. Evet evet. Resimlerde böyle arkadaşlar. Onu herkes söylüyor. Onu herkes söylüyor. Ama işte. Resime baksan dersin kendi daha şey. Şey 8-9 kilo falan duruyor. Aynen. Ama 6 kilo en son 150'ydi. Kilo olarak değil. Bir şey yapısal olarak. Kız ne kanka? Bak şimdi bununla aynı anda erkekler oluyor. Erkekler biraz daha iri yapılı oluyor. Atıyor mu tekme? Pişmemiş değil mi? Evet. Şimdi ben bunu saatlerce deneyeceğim. Atabilir yani. Atması lazım. Bir kıpırdama var ama şu an burada. İstediyorum. Bastırıyor mu ya? Evet zaten bir de ben böyle bastırıyordum biliyor musun? Anneme babacığım dedi. Böyle bastırmam lazım. Bak. Şöyle. Ben de öyle yapıyorum. Bir tık şöyle bastıracağım. Sonra şey diyor ikimde. Ay bir şey olur falan. Bir şey olmaz. Kanka hatıra kalsın diye çekiyorum bu arada. Biliyorum. Ya. Çünkü o kadar öncesinde nasıl videoları hala ben bile bazen mesela şey oluyor. İleride bakarız izleriz. En son ne izledim biliyor musun? Çeviriyorum. Dizinin mi? Bir şey çevirdi şu an. Ayak tabanını mı? Orada çok çevirip duruyor. Hüseyin, ikizin nasıl? İkizim nasıl? Ben de bakıyorum ne diyor bu diye. Büyüdükçe artık iyice sen oluyor. Gözler mözler, dudaklar, burun, kulak. Ama azıcık herkes... kıyısından bana benzeseymiş. Belki büyüyünce şekil... Bugün de kardeşim kıyamam bak Sevim beni düşünüyor. Kardeşim ne diyor? Öyle bir video aman ya. Bugün de ben üzülmeyeyim diye Sevim de ne diyor biliyor musun? Kanka sana da benziyor ya. Kıyamam. Senin bebekliğine benziyor sanırım diyor. Açtı gözleri bak. Açtı gözleri bak bak. İyi ona gitti o. Ali ya. Sersem şu an sersem. Çünkü daha yeni gözlerim. Evet, arkada da İzmir ayaklarının altında. Ne içelim? Bakalım şimdi. Zaten self-service değil mi burası? Self-service, aynen. Biz bakalım biz aynen. Kuskuza gidelim biz. Çilekli milkshake ve kavunlu milkshake söyledik arkadaşlar. Burası self-service olduğumuz için kendimiz geldik. Ali uyandı. Bakalım inşallah güzeldir. Şuradan geçebilir miyim kankim? Geç. Tanesi 100 lira değil mi? Evet, çok pahalı bence yani. Bana da çok pahalı geldi. Bu şu an 90,5 lira tanesi. Kanka normalde yabancılık tanıyor ama seni böyle şey hissettim büyük ihtimalle. Karnından tanışıyoruz. Çok tatlısınız kanka. Alıştırma yap şimdiden. Alın artık. Anne. Alıştırma deyince Ali dur kız alıştırma. Dur daha dur böyle hızlı şey yaparsan ben korkarım. Döte bak. Ne yapacağım sonra?